Merhaba sevgili arkadaşlar. 49 günde AYT Biyoloji'yi bitireceğimiz kamp programımıza 46. günde kaldığımız yerden devam ediyorum. Bu video içerisinde bitkilerde hareket ve fotoperiyodizm ile ilgili bilgileri bulacaksınız. Ancak videomuza başlamadan önce hadi gelin dün verdiğimiz ödevin kontrolünü yapalım. Dün birlikte bitkisel organların sonuncusu olan yaprağı görmüştük. Ona ek olarak da bitkisel hormonların neler olduğunu anlamıştık. Hemen ödevimizi kontrol edelim ve bugünkü videomuza başlayalım. Biz canlıların ortak özelliklerini anlatırken hatırlayacak olursanız hareketin tüm canlılarda ortak olarak gerçekleştiğini söylemiştik. Ancak böyle her zaman pıtır 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 diye bir aktif hareket olmazdı da bazen ırganım hareketi gibi, tropizma hareketi gibi hareketler gözlenebilirdi. İşte arkadaşlar bitkilerde gözlenen hareketler bu tropizma ve nasta hareketleri olmuş oluyor. Yani tropizma hareketi dediğimiz bir yönelme hareketidir. Nasta hareketi dediğimiz bir kaçış, yani bir ırganım hareketidir diyebiliriz. Tropizma hareketinden bahsederken mutlaka bir uyarandan bahsetmeliyiz. Bu bir kimyasal olabilir, bir su olabilir, bir dokunma olabilir ya da bir ışık olabilir gibi. Yani tropizma hareketlerinde uyaranın yönüne bağlı olarak gerçekleşen hareketler meydana gelmiş olur. Bu uyaranların sonucunda da biz eğer o uyarana doğru bir hareket yapmış oluyorsak buna pozitif hareket diyoruz. Ancak onun tersi yönde yaptıysak buna da negatif bir hareket demiş oluyoruz. Mesela örnek verecek olursam bir ışığa doğru yönelim hareketimiz varsa pozitif fototropizma demiş olacağız arkadaşlar. Bir de şunu örnek verecek olursak kimyasal bir maddemiz var. O kimyasaldan kaçtığımız bir hareketi düşünecek olursanız da kaçış hareketi olduğu için negatif, kimyasaldan kaçtığım için negatif kemotropizma adını vermiş olacağım. Yani mantığımız bu. Bir de burada arkadaşlar hormon etkisiyle yapılmış bir hareketten bahsediyoruz. Bu nedenle hani bizim vücudumuzda düşünecek olursanız endokrin sistemde anlatmıştım. Hormonların belli bir düzeye gelmeleri lazım ki bizde etki gösterebilsin demiştim. Aynı mantık burada da. Bu nedenle arkadaşlar tropizma hareketleri nasta hareketlerine göre daha yavaş gerçekleşir diyeceksiniz. Bunun tamamen sebebinin oksin hormonuyla alakalı olduğunu düşünmenizi istiyorum. Devam edecek olursak nasta hareketlerinden devam edelim arkadaşlar. Nasta dediğimiz bir ırganın bir kaçış hareketi ya. Burada uyaranın yönüne bağlı olmadan yaptığımız bir hareketten bahsediyoruz. Burada etkili olan faktör turgor basıncıdır. Unutmayınız. Burada uyaran önemli değil arkadaşlar. Yani bu nedenle de burada pozitif ya da negatif bir şekilde herhangi bir tepki verilmesi gibi bir durum söz konusu olmamış oluyor. Anlaştık mı? Hemen şimdi örneklerle bunları açıklayalım ve neler olduğunu bir detaylarına bakalım. Şimdi uyaranın yönüne bağlı olan hareketlerimize biz tropizma hareketleri demiş oluyorduk. Işığın etkisiyle yaptığımız bir hareket varsa buna fototropizma demiş oluyoruz. Foto ışık oradan düşünebilirsiniz. Yer çekimine doğru yaptığımız harekete ise geotropizma ya da gravitropizma adını vermiş oluyoruz. Hidrotropizma dediğimiz hidro su demek arkadaşlar. O nedenle suya doğru yaptığımız bir hareket olmuş oluyor. Travma böyle kötü olan bir şeydir. Yaralanma durumunda meydana gelir diyebiliriz. Kimyasal bir uyarana bağlı olarak yaptığımız bir hareketse kemotropizma adını vermiş olacağız. Dokunmaya bağlı yaptığımız harekete de tigmotropizma demiş olacağız arkadaşlar. Şimdi burada sismonasti ile karıştırılma gibi bir durum olmuş oluyor. Çünkü orada da bir dokunma, sarsıntı gibi bir şey var. Hocam ben bunu nasıl ayırt edeceğim diyecek olursan. Biraz önce ben sana hormonlarla olduğu için tropizma hareketlerinin daha yavaş olduğunu söylemiştim. Mesela hemen bir örnekle açıklayalım. Sarmaşık bitkisini düşünecek olursak. Sarmaşık böyle hemen pat diye vız diye böyle sarılır mı? Hayır. Biraz yavaş yavaş sarılır değil mi? İşte o zaman bu tropizma hareketlerindendir diyeceksin. Yani tigmotropizma adını almış olacak diyeceksin. Ancak mesela şöyle bir bitki olsun, böcek kapan bitkisi. Bunun içerisine böcek geldi. Bu pat diye böyle kapatmazsa olur mu? Ay ben kapatıyorum, kapattım diyene kadar böcek kaçar öbür türlü olsaydı. O nedenle burada hızlı bir şekilde kapatma gibi bir durum olmuş olduğu için arkadaşlar buna sismonasti adını vermiş olacağız. Bunu da burada söylemiş olayım. Yani burada uyaranın yönüne bağlı olmayan turgor basıncının etkisiyle yaptığımız bir harekettir diyoruz. Başka sıcaklığa bakacak olursak biz sıcaklığı termometre ile ölçeriz. O zaman termonasti olmuş olacak arkadaşlar. Buraya da örneği mesela bazı bitkiler var işte 5 santigrat derecede açılıyor. Bazıları da 35 santigrat dereceyi bulunca açılıyor. Onu örnek verebiliriz. Işığın etkisiyle yaptığımız kaçış hareketine de fotonasti adını vermiş oluyoruz. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Aydınlık olduğu zaman bu bitkilerin kapandığını, karanlık olduğu zaman da açıldığını, akşam sefası bitkisini de buna örnek olarak verebiliriz. Hemen şimdi örnekler yapalım birlikte daha net bir şekilde aklımıza otursun. Şimdi bir bitkimiz var. Bitkinin gövdesinin yukarıya doğru yöneldiğini görüyoruz değil mi? Aslında biz bitkiyi yan çevirmiş olsak bile onun gövdesi yine yukarıya doğru yöneliyor. Nereye ters yapıyor yani bu yönelim hareketini? Yer çekimine. O zaman
negatif geotropizma adını almış olacak. Peki kökü nereye doğru yöneliyor? Yer çekimine. O zaman burası pozitif geotropizma olmuş olacak. Yandaki şeklimize bakacak olursak güneş var. Bitkinin güneşe doğru yaptığı bir yönelim hareketinden bahsediyor bana. O zaman fototropizma adını almış olacak. Köküne bakacak olursak kökünde su var ve kökler suya doğru yönelmiş. O zaman neye doğru bir yönelim var? Suya doğru. Yani hidrotropizma adını almış olacak. Sol altta baktığımız zaman tuzun olduğu yer var arkadaşlar. Tuzdan bitkinin kökü kaçmış. O zaman buraya negatif kemotropizma adını vermiş olacağız. Negatif kemotropizma demiş olayım. Yandaki şekilde de gübrenin olduğunu görüyoruz. Bu sefer kökler gübreye doğru yönelmiş. Gübre de bir kimyasal maddedir. Ancak ona doğru bu sefer yönelim var. Kaçış hareketi yok. Bu nedenle arkadaşlar burası pozitif bir yönde hareket olmuş olacak. Yani pozitif kemotropizma olmuş olacak. En altta da küstüm otunu görüyorsunuz. Küstüm otunun yapraklarına değdiğimiz zaman kapanması gibi bir durum var. Hemen böyle pat diye kapanıyor mu? Evet, kapanıyor. O zaman tropizma değil, bunun nasty hareketi olduğunu, yani sismo nasty olduğunu söylemiş oluyoruz. Kısa kısa yazıyorum. Yazımı biraz kötü yapıyorum arkadaşlar. Bunun tamamen sebebi yazarken sizi bekletmemek istediğim için diyeyim. Zaten sözel olarak ifade ediyorum. Anlamadığınız bir yerler varsa da yorumlardan sorabilirsiniz. Bir daha örnek yapalım arkadaşlar. Çok önemli. Belki seçeneklerde karşımıza gelir diye tekrar olması nedeniyle bir tane daha yapmak istiyorum. Bitki köklerinin kireç olmayan yönde büyümesi. Kireç dediğimiz bir kimyasaldır. Onun olmadığı yönde büyümesi, o zaman kireçten bir kaçış olduğu için negatif kemotropizma adını almış olacak. Bitki köklerinin suya doğru büyümesi diyor. Suya doğru, ona doğru gittim ya, o zaman pozitif yaptım. Hidro suyu olduğu için hidrotropizma adını almış oldu. Lale bitkisinin 18-20 santigrat derecede çiçek açması diyor. Şimdi o santigrat dereceyi bulunca çiçek açtığına göre, çiçek açmada hızlı bir şekilde gerçekleştiğine göre, o zaman ben buna termonasti adını vermiş olacağım. Elma ağacının gövdesinin yer çekimine ters büyümesi diyor. Yer çekiminin tersi doğru yaptığım bir hareket olduğu için negatif yazmam lazım. Yer çekimi olduğu için de geotropizma ya da gravitropizma da denilebilir. Yulaf filizinin güneşe doğru büyümesi, güneşe doğru dediği için fototropizma olmuş olacak. Sarmaşık bitkisinin dala tutunması. Sarmaşık bitkisi yavaş yavaş tutunuyordu. O zaman tigmotropizma olmuş olacak. Böcek kapan bitkisinin böceğe yakalaması hızlı bir şekilde olduğu için de yine sismonasti olmuş olacak. Sismonastiye aynı zamanda küstüm otunu da örnek vermiştik. İlla dokunmanın olması gerekmiyor arkadaşlar. Deprem gibi çiçeğin olduğu masayı sarsarsanız da yine onun da kapanması gibi bir durum gerçekleşmiş olur. Fotoperiyodizme gelelim. Bu olay arkadaşlar gece ve gündüz süresinin oranlanmasıyla alakalı bir durum. Bu olay bitkinin çiçek açmasını, yaprak dökmesini, üremesini ve aynı zamanda uyku halinin başlaması gibi olayları kontrol etmiş oluyor. Yani bir bitkinin dünya üzerindeki dağılımını bu fotoperiyodizm dediğimiz olay ayarlamış oluyor arkadaşlar. Bitkinin gün uzunluğuna göre çiçeklenme süresi de buna bağlı olarak değişkenlik gösteriyor arkadaşlar. Mesela uzun gün bitkisi, kısa gün bitkisi ve nötr gün bitkisi olarak 3 tane bizim farklı ortamlarda yaşayan bitkilerimiz var. Uzun gün bitkileri dediğimiz zaman gün uzunluğunun gece uzunluğundan fazla olması lazım. Ya da kısa gün bitkisi dediğimiz zaman da bunlarda gün uzunluğu gece uzunluğundan az olmalı. O zaman siz kısa gün bitkisinin çiçeklenmesini istiyorsanız kesinlikle gece süresini uzatmanız lazım. Gece olduğunda ortama ışık yakarsanız o bitkinin çiçeklenmesini engellersiniz. O nedenle burada bilmeniz gereken kavramlardan biri arkadaşlar, sorularda gece uzunluğuna dikkat etmen gerekiyor. Gece uzunluğuna ihtiyacın olduğu bitkilerde gece süresini kısaltırsan o bitkinin çiçeklenmeyeceğini unutmamalısın. Şimdi zaten biraz sonra ben onunla ilgili örnekler yapmış olacağım sana. Uzun gün bitkileri, kısa gün bitkileri ve nötr gün bitkileri olmak üzere 3 çeşit bitkimiz var dedik. Kısa gün bitkileri arkadaşlar adı üzerinde, gün kısa olacak, gece uzun olacak. Yani burada şunu demeni istiyorum. Hemen şöyle yazmış olayım. Gece büyüktür gündüz diyeceksin. O zaman bu bitkinin çiçeklenebilmesi için gece süresinin gündüz süresinden fazla olması lazım. İşte sorularda kritik gün uzunluğu, kritik gece uzunluğu falan diyor. O sayısal hesaplamaları ya da sayısal değerleri bilme. Ama sadece kulak dolgunluğu olsun diye söylüyorum. Kritik gece uzunluğu 14 saattir arkadaşlar. 14 saatten gece süresi varsa arkadaşlar bir bitkinin, o zaman o bitkiye kısa gün bitkisi demiş oluyoruz. Ama sadece şunu bilmeni istiyorum. Gece süresi büyüktür gündüz süresinden. O zaman bu bitkinin çiçek açabilmesi için mutlaka gecenin uzun olması lazım demen lazım. Atatürk bitkisini verebiliriz. Çileği, patatesi, soya fasulyesini örnek olarak verebiliriz. Uzun gün bitkilerine bakacak olursak da uzun gün, adı üzerine gün uzun. Yani burada gündüz
gündüz büyüktür, gece diyeceksin. O zaman bu bitkinin çiçek açabilmesi için gündüz süresinin fazla olması gerekiyor. Hemen örnek verecek olursak da buğday, arpa, ıspanak gibi bitkileri örnek olarak verebiliriz. Nötr gün bitkilerine geldiğimiz zaman arkadaşlar bu diyor ki ben diyor ne geceden etkilenirim ne gündüzden, bana o fark etmez. Diğer çevresel faktörlere bağlı olarak ben çiçeğimi açarım kapatırım diyor. Tamam, mantığı bu. Yani burada arkadaşlar daha elverişli bir bitkilerin olduğunu düşünebilirsiniz. Diğerlerinde çünkü çiçek açacak da üreyecek falan filan. Yani hani şöyle düşünün, kısa gün bitkisini siz gecenin kısa olduğu bir yerde yetiştiremezsiniz. Çünkü çiçeklenmez, o zaman meyve oluşumu gerçekleşmez. O nedenle nötr gün bitkileri daha elverişli bitkilerdir diyebiliriz. Domatesi, pamuğu, karanfili örnek olarak verebiliriz. Hemen şimdi son söylemem gereken bir yerden bahsedeceğim ve videomu sonlandıracağım. Çok önemli arkadaşlar, seçeneklerde, sorularda karşımıza gelebilecek bir yer burası. Dikkat etmenizi istiyorum. Biz bakıyoruz, kısa gün bitkimiz var, bir de uzun gün bitkimiz var. Kısa gün bitkisinin çiçeklenebilmesi için gece süresinin gündüz süresinden fazla olması gerekiyordu, değil mi? Hemen bakacak olursak ilk ortamımızda ne var? Gece kısa, gündüz uzun. O zaman bu bitki burada çiçeklenir mi? Çiçeklenmez. Çünkü neden? Gece uzun olmalıydı. Zaten çiçeklenmediğini de görmüş oluyoruz. Bu bitkiyi biz alırsak, gece süresinin gündüz süresinden daha fazla olduğu bir yere koyarsak bu bitkinin çiçekleneceğini göreceksiniz. Bu bitkiyi yine uzun bir gecenin olduğu, ancak bu gecenin kesintiye uğratıldığı bir ortama koyarsak. Yani şöyle düşünün. Gece süresi uzun ya arkadaşlar. Uzun olsun. Arada siz bir flaş patlatsanız ya da ortamda birazcık ışık yaksanız gece süresini kısaltmış, sanki o ortama gündüz girmiş gibi yapar. Aslında bunu kısa gece yapmış olursunuz. Yani gündüz süresini uzatmış olursunuz arkadaşlar. O nedenle bu bitki yine burada çiçeklenmez. Burada da çiçeklenmediğini görmüş oluyorsunuz. Yani dikkat etmemiz gereken gece uzunluğuna bakmak arkadaşlar. Siz gece uzunluğunu kesintiye uğratırsanız kısa gün bitkilerinin çiçeklenmeyeceğini görebilirsiniz. Uzun gün bitkisine bakacak olursak burada da gündüz süresinin gece süresinden fazla olması lazım ki çiçeklenebilsin. Hemen bakıyoruz. Burada gündüz süresi uzun olduğu için bunun çiçeklendiğini görüyorsunuz. Biz bu bitkiyi uzun gecenin olduğu ortama koyarsak burada çiçeklenmediğini görüyoruz. Çünkü gündüz süresi gece süresinden kısa burada. Bizim istediğimiz ise bunun tam tersi. Peki biz bunu kesintili uzun gecenin olduğu ortama koyarsak, arada bir güneşlenme yaptığınız için, arada bir ışık verdiğiniz için gündüz süresini uzatmış gibi olacağınızdan dolayı bu bitkinin çiçeklenmesini sağlayabilirsiniz derim arkadaşlar. Burada tekrar söylüyorum, dikkat etmemiz gereken gece uzunluğudur, gece süresidir, gecenin kesintiye uğratılıp uğratılmadığıdır. O nedenle oralara dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, 46. gün videomuzun da burada sonuna gelmiş oluyoruz. Video içerisinde anlamadığınız, aklınıza takılan bir yerler varsa yorumlardan sorabilirsiniz. Hemen ödevinizi vereyim. Kamp kitabımızdan 46. günle alakalı soruları çözüyorsunuz. Yarın kontrolünü yapmış olacağım. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yarın görüşürüz. Hoşça kalın.